Vücudunuzun biraz gelişmeye mi ihtiyacı var? Hadi o zaman bazı kaslarınızı balon gibi şişirelim. Önce omuzları, sonra boyun kasını ve en sonunda da kanat kaslarını çalıştıracağız. Sonucunda da daha iri ve çekici görüneceksiniz. Üstelik bu sonuçları evinizin rahatlığında elde edebilirsiniz. Bunun için sadece bir çift dumbbell'a ihtiyacınız var. Dumbbell'ınız yoksa onun yerine su şişesi kullanabilirsiniz. Hadi omuz kaslarını çalıştırarak başlayalım. Bunun için bir sandalyeye oturun ve duvara yaslanın. Dumbbell'ları avuçlarınızın içi ileri doğru bakacak şekilde başınızın hizasına getirin. Ağırlıkları yukarı kaldırın, kısa bir süre bekleyin ve sonra kollarınızı yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna geri indirin. Hareketi 6 tekrar yapmanız yeterli. Bu egzersizi 3 set tekrarlayın ve bir sonraki egzersize geçmeden önce 60 saniye dinlenin. Sırada Arnold Press egzersizi var. Yine oturma pozisyonunda ve sırtınızı duvara vererek başlıyoruz. Dumbbell'ları göğsünüzün hizasında tutun. Bu sırada avuçlarınızın içi birbirine bakar durumda ve kollarınız da bükülü olsun. Şimdi dumbbell'ları yukarı kaldırın ve kollarınızı düzleştirin. En üst noktaya gelince avuçlarınız ileriye doğru bakacak şekilde bileklerinizi döndürün. Burada biraz bekleyin ve sonra kollarınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna indirin. Omuz kaslarınız şimdiden yanmaya başlamış olmalı. Kaslarınız egzersiz yaptıkça mikro boyutta hasarlar alır. Vücudunuz iyileşirken de yeni kas dokuları oluşur ve daha fazla kas kütlesi elde edersiniz. Bu egzersizi setler arasında birer dakika dinlenerek 6 tekrardan 3 set yapın. Şimdi delta kaslarınızı çalıştıralım. Oturmaya devam edin ama bu sefer öne doğru eğilmeniz de gerekiyor. Dumbbell'ları ayak bileklerinizin hizasında tutun. Bu sırada avuçlarınızın içi birbirine baksın ve bu şekilde kollarınızı yanlara doğru açın. En üst noktada kollarınız yere paralel olmalı. Kollarınızı başlangıç pozisyonuna geri getirirkense yer çekimine karşı durmaya ve onları mümkün olduğu kadar yavaş indirmeye çalışın. Delta kaslarınızı büyütmek için 10 tekrar yapmalısınız. Set sonunda 10 saniye dinlenin ve 2 set daha yapın. Tek dumbbell'la önde kaldırma hareketi. Ayakta dik durun, bir dumbbell alın ve onu iki elinizle belinizin hizasında tutun. Şimdi kollarınızı ağırlıkla beraber öne doğru kafanızın hizasına kadar kaldırın. Sonra kollarınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna geri getirin. Omuz kaslarınız en çok kollarınızı aşağı indirirken gerilir. O yüzden bu anı uzun tutmaya çalışın. Hareketi her biri 10 tekrardan 3 set yapın. Okçu şınavı. Şınav pozisyonu alın. Ancak bu sefer kollarınızı iyice açmalısınız. Ağırlığınızı sağ elinize verin ve vücudunuzu yere doğru indirin. En alt noktada bütün vücudunuzun ağırlığı sağ elinizde olmalı. Sol kolunuzsa yana doğru düz bir şekilde uzanmalı. Sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün ve egzersizi tekrar edin. Yalnız bu sefer ağırlığınızı sol kolunuza verirken sağ kolunuzu yana doğru düz bir şekilde uzatmalısınız. Daha etkili olması için bu egzersizleri çifter çifter birleştirin. Mesela hiç ara vermeden Arnold Press ve sonra da tek dumbbell'la önde kaldırma hareketini yapın. Daha sonra başka bir kas grubu için olan egzersizlere geçebilirsiniz. Artık sıra trapez kaslarınızı büyütmeye geldi. Bu sürece aşağı bakan köpek duruşuyla başlıyoruz. Kollarınızı bükün ve vücudunuzu öne doğru indirin. Ancak bu sırada dikkatli olun ve başınızı yere çarpmayın. En alt noktaya ulaştıktan sonra vücudunuzu yavaşça geri itin. Mümkün olduğu kadar çok tekrar yapın ve 1 dakika ara verin. Sonra 2 set daha yapın ve bir sonraki egzersize geçin. Scaption egzersizi. Birer dumbbell aldığınız ellerinizi biraz bükün ve ayaklarınız omuz genişliğinde olacak şekilde ayakta dik durun. Şimdi kollarınızı öne doğru çapraz olacak şekilde kaldırın. Dumbbell'lar başınızın yüksekliğine gelince durun. Bu sırada avuçlarınızın içi birbirine bakıyor olmalı. Kollarınızsa en üst noktadayken Y harfi gibi açık durmalı. Sonra yavaşça ellerinizi başlangıç pozisyonuna geri getirin. Hareketi 10 tekrardan 3 set yapmak yeterli olacaktır. Her setten sonra dinlenmek için ara vermeyi unutmayın. Şimdi karnınızın üstüne yatın, kollarınızı kırın ve dumbbell'ları başınıza yakın tutun. Bu sırada avuçlarınızın içi aşağı baksın. Dumbbell'ları yerden biraz yukarı kaldırın. Ağırlıkları yavaşça öne iterken kollarınızı düzleştirin. Sonra da tekrar kollarınızı kırarak dumbbell'ları geriye doğru getirin. Dirseklerinizi mümkün olduğu kadar geriye doğru götürmeye ve sırt kaslarınızı sıkmaya çalışın. Hareketi 8 ila 15 tekrar yapın. Hala gücünüz varsa bir set daha yapabilirsiniz. Dumbbell silkme. Dumbbell'lar belinizin hizasında olacak şekilde ayakta dik durun. Bu sırada avuçlarınızın içi birbirine baksın. Omuzlarınızı mümkün olduğu kadar yukarı kaldırmaya çalışın ve sonra başlangıç pozisyonuna geri indirin. Egzersizin daha etkili olması için omuzlarınızla dairesel hareketler yapabilirsiniz. Burada sırtınızı dik tutmanız da çok önemli. Ayrıca dumbbell'ların sallanmasına da izin vermeyin. Omuzlarınız ve trapez kaslarınız güzelce yanana kadar yapabildiğiniz kadar çok tekrar yapın.
Sonra 1 dakika dinlenin ve 1 set daha yapın. Dumbbell koparma. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık bir halde ayakta dik durun. Ağırlıksa yerde size paralel bir şekilde durmalı. Sonra çömelin ve bir elinizle dumbbell'ı kaldırın. Bu sırada ağırlığınızı kalçalarınıza vermelisiniz. Şimdi bacaklarınızı kullanarak kendinizi doğrultmaya ve ağırlıkla beraber kalkmaya başlayın. Aynı zamanda kolunuzu da kaldırın ve göğüs hizasına gelince avucunuzun içi size bakacak şekilde kırın. En sonundaysa iyice doğrulun ve avcunuzun içi ileri doğru bakacak şekilde kolunuzu doğrultarak başınızın üzerine kaldırın. İşte o son anda bacaklarınızın düz durması gerekiyor. Sonra tekrar başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Ağırlık göğsünüzün hizasına gelene kadar kolunuzu indirin ve bacaklarınızı hafifçe kırın. Sonra ağırlığı yere indirin ve tamamen çömelin. Bu sırtınız için zorlayıcı bir egzersizdir. O yüzden sakatlanmamak için iyice ısınmış olmalısınız. Bir kolla 10 tekrar ve sonra da diğeriyle 10 tekrar yaparsanız bu harika bir kardiyo egzersizi olur. Şimdi sıra kanat kaslarını büyütmeye geldi. Dumbbell çekme egzersizi. Bir banka uzanın, iki elinizle bir dumbbell'ı kavrayın ve kollarınızı başınızın üzerine düz uzatın. Şimdi kollarınızı tavana doğru kaldırın. Sonra sırtınızı sıkarak kollarınızı geri indirin. Bu sırada kaslarınızı ne kadar gererseniz o kadar iyi olur. Hareketi 15 tekrar yapın ve dinlenmek için ara verin. 3 set yaparsanız mükemmel olur. Dumbbell row hareketi. Sağ elinize bir dumbbell alın ve sol diziniz ile sol elinizi banka dayanmak için kullanın. Vücudunuz neredeyse yere paralel dururken ağırlığı tuttuğunuz kolunuz düz olarak yere sarkmalı. Sonra karın kaslarınızı sıkarak ağırlığı göğsünüze doğru kaldırın. Ağırlığı kaldırmak için sırtınızı ve kanat kaslarınızı kullanın. Şimdi dumbbell'ı tuttuğunuz kolunuzu yavaşça indirin. Ağırlık yeterli geliyorsa iki kolunuzla da 10'ar tekrar yapın. Sonra 1 dakika dinlenin ve egzersizi tekrar edin. Renegade Row egzersizi. Elleriniz dumbbell'ların üzerinde olacak şekilde şınav pozisyonu alın. Avuçlarınızsa birbirine baksın. Sonra ağırlığınızı sol elinize verin ve sağ elinizi dumbbell'la birlikte yana doğru kaldırın. Ardından kolunuzu yere geri indirin ve egzersizi diğer kolunuza da tekrarlayın. Hareketi 10 ila 15 tekrar yapın. Bu şekilde çok zor oluyorsa egzersizi dizlerinizi yere koyarak yapabilirsiniz. Yahut daha hafif dumbbell'lar da kullanabilirsiniz. Ne de olsa buradaki amacımız kaslarımızı sakatlamak değil, sıkılaştırmak. Penguen egzersizi. Karnınızın üstüne yatın ve göğsünüzle başınızı hafifçe kaldırın. Bu sırada kollarınızı yanlarda düz tutun ve avuçlarınızı yukarı doğru çevirin. Sonra sağ tarafınızdaki kanat kasınızı sıkarak sağ elinizle mümkün olduğu kadar aşağı uzanın. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve egzersizi diğer taraf için de tekrarlayın. Sağ ve sol tarafı eşit olarak germeye çalışın. Aksi halde kaslarınız dengesiz gelişir. Bu da sırtınız ve duruşunuz için kötü olur. Ters kar meleği hareketi. Kollarınız ileri doğru uzanmış bir şekilde karın üstü yatmaya devam edin. Sırtınızı ve kanat kaslarınızı sıkın. Sonra kollarınızı kaldırın ve sanki karın içine yatıyor ve kollarınızı sallayarak bir melek şekli çiziyormuşsunuz gibi geri getirin. Kanat kaslarınızı güzelce geliştirmek için kollarınızı mümkün olduğu kadar kaldırmalısınız. Yapabildiğiniz kadar çok tekrar yapın. Pulse Row egzersizi. Yerde yatmaya devam edin. Kollarınızı yanlara, vücudunuzdan biraz uzağa koyun ve avuçlarınızın içi yere baksın. Sonra göğsünüzü ve kollarınızı kanat kaslarınızın izin verdiği kadar yukarı kaldırın. En üst noktaya gelince 2 saniye duraklamanız çok önemli. Ondan sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün. Kanat kaslarınızı iyice çalıştırmak için birkaç farklı egzersizi bir araya getirerek bir set oluşturun. Mesela önce penguen egzersizi, sonra Renegade Row ve en sonunda da ters kar meleği yapabilirsiniz. Her kas grubu için birkaç egzersiz seçin ve günde 15-20 dakika egzersiz yapın. Bu husustaki en önemli şey tüm süre boyunca kaslarınızı gergin tutmaktır. Antrenmana başlamadan önce iyice ısınmayı da unutmayın. Kaslarınıza yüklendikten sonra dinlenmeyi ihmal etmeyin ki bir sonraki antrenmana kadar iyileşebilsinler.